Evet. Şimdi genel olarak projenin hazırlanması kısımları epey bir vakit alır. Hani böyle yazdığım gibi kolay değil. Çok daha fazla detayları var. Ben sadece Hello World gibi bir proje için ne olacağından bahsediyorum. Yaptığınız bunları sonrasında teknik kararlar vermeniz gerekiyor. Öncelikle siz burada hangi programlama dilini kullanacaksınız? Bizim senaryomuzda Python kullanacağız. Peki Python'la pure Python mı yazacaksınız? Yani herhangi bir framework kullanmadan mı geliştireceksiniz bunu? Yoksa bir framework kullanarak mı? Mesela biz şu an Flask framework'ünü inceliyoruz. Flask framework'ünü kullanacağız. Bunun sebep sonuçlarını zaten araştırıyor, biliyor olmanız gerekiyor. Bu bahsettiğim senaryoları uygularken. Yine sesi açık. Biz burada Flask kullanacağımız için Flask Micro Framework diyorum. Kullanacağımız şey bu. Peki, diğer bir soru. Mimari ne olacak? Hatta şunları da şöyle. Mimari ne olacak? Mimardan kasıt, siz bu projeyi bir RESTful API gibi mi, makro servis gibi mi, yoksa bir web projesi olarak mı yapacaksınız? Burası önemli. Kullanacağınız teknolojilere de göre de, tekniklere göre de değişiklik gösterecek çünkü bu. Bizim senaryomuzda biz architecture'ı App olarak, Web Application olarak belirliyoruz. Web Application'ın diğerinden farkı neydi? Mesela RESTful API tarafından. Onu da şöyle özetleyeyim. Mesela RESTful ya da Macro Service yazıyor olsaydık, burada bir backend mimari geliştirmeliydi. Gene Flask'ı backend olarak kullanabilirdiniz. Sadece JSON ya da XML alışverişi yapan bir backend yazmanız gerekiyordu. Client tarafında ise, yani frontend diyelim, aslında teknik olarak burası server'dır. Burası da client'tır. Ama biz uzmanlık olarak frontend tarafıyla, frontend olarak isimlendiriyoruz. Client-server mimarisinde backend tarafında diyelim ki Flask kullandınız. Bu RESTful API geliştirmenizi sağlayacak. Client tarafında da örneğin HTML, CSS, Bootstrap ve JavaScript tarafında da birkaç alternatifiniz var. Örnek Angular, React, Vue.js, Ajax, jQuery vesaire vesaire. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Sizin senaryonuzda bildiğiniz için şunu yapabilirsiniz. Ajax dediğimiz de aslında teknik olarak XHR demiştik buna. XHR. Siz burada React'i seçtiğinizi varsayıyorum. Bootstrap zaten biliyorsunuz. HTML, CSS temelleriniz var. Tamam, client tarafında böyle yaptınız. Burada da öncelikle tasarım biter. Şu da var. Yazılıma yeni başlarken sıkıntılı olan konulardan bir tanesi de mimari hayal edememek. Bu da çok genel bir şey. Ya herkesin geçtiği bir aşama aslında burası yazılımda. Mesela şöyle, herhangi bir proje planlamamız gerektiğinde bana projenin mantığını, ne iş yapacağını bir metinsel olarak söylediğinizde ben bunu teknik olarak, yani kafamda teknik olarak database'ini çizerim, altyapısını planlarım, kod mimarisini vesaire artılarını eksilerini hesaplarım.
Ondan sonra da direkt karar veririm ve derim ki şunu kullan ya da bunu kullanacağım derim. Eğer bunu kullanırsan şöyle sorunlarla karşılaşırsın. Şunu kullanırsan şu sorunları çözersin. Şöyle şöyle durumlarda performans zafiyetleri oluşabilir ya da güvenlik zafiyetleri oluşabilir. Şunu kullanırsan vesaire vesaire. Bunu yapabilmenin tek sebebi tecrübe. Başka bir şey yok. O tecrübeye ulaştığınızda siz de aynı şeyi yapabiliyor olacaksınız. Ama yeni başlayanların bir projenin, bakın database programlamayı biliyor olsa bile bir projeyi, database'ini doğrudan planlayabilmesi zor. Yani bayağı zor ve büyük büyük ihtimalle de yanlış tasarlayacaktır. Bu nedenle geldim. Ses geliyor mu? Ekranı paylaşayım. Geliyor hocam. Bazen bilgisayar kapanıyor diye sistem hatası veriyor. Sistem thread vesaire. Onunla uğraşmak gerekecek. Neyse ki çok hızlı açılıyor. Evet. Burada kullanacağınız teknolojilerde seçiminizi yaptınız. Şu server tarafında backend geliştirme, herhangi bir CSS, HTML, Bootstrap, JavaScript falan gerek yoktur. Doğrudan pure Python yazarak bu sistemi geliştirebilirsiniz tamamen. Ve çıktı olarak da burası örneğin JSON XML formatında bir veri alışverişi yapabilir. Bunda sorun yok. Bu tarafı yaptınız. Tabii ki server tarafına database de dahildir. Sadece hani backend dediğimiz database dahil bir şeydir aslında. Onu da yazayım. Burayı da siz tasarlarsınız. Tabii ki büyük projelerde farklı olabilir. Bazı orta ölçekli projelerde de farklı. Ama bir backend developer dediğiniz database programlamayı bilir. Tecrübe etmiştir ciddi anlamda.
Aksi halde zaten yapıyı kuramaz. Diyelim. Ya sonradan uzmanlaşmak için diyelim daha büyük projelerde database'den çıkabilir. Ama oranın mantığını çok iyi biliyordur gene. Vesaire. Client taraf sadece yazdığı örneğin React.js içerisindeki servis kolları ile servis çağrıları üzerinden buradaki makro servis ya da RESTful mimarisi ki makro servis mimari olarak RESTful üzerine tasarlanmıştır. Sadece ekstraları vardır, güzellikleri. Ama RESTful'dur yani teknik olarak. İkisi de aynı gibi düşünebilirsiniz. Ve yazdığınız React servis kolları ile buradaki makro servisi ya da RESTful API'yi çağırırsınız. Ona JSON ile veri gönderirsiniz ya da ondan JSON ile veri alırsınız vesaire. Süreç teknik olarak böyle. Çok farklı zamanlarda yaparız ama kendiniz de araştırabilirsiniz. Yani bu mantığı anlayabilecek bilginiz var şu ana kadar aldığınız eğitimlerle. Şu anki bugünkü eğitimde daha da fazla anlayacaksınız. Burası böyle RESTful kısmı. Web application'da ise olay server client diye ayrılmaz. Bir server yazılımı vardır. Bu da gene backend'tir. Server yazılımı içerisinde örneğin Python Flask ve frontend hatta şöyle diyeyim backend ile frontend ikisi de aynıdır. Aynı yazılım içerisinde geliştirirsiniz. Hatta diyelim React'te bile gerek olmayabilir. Mesela şurada bu senaryoda sizin server yazılımına microservice ya da RESTful sistemine çağrı yapabilmek için JavaScript'e ihtiyacınız var mecburen. İster en eski teknoloji olan Ajax'ı kullanın ya da jQuery, isterseniz React kullanın fark etmiyor. Sadece Bootstrap vesaire HTML kullanarak bu sistemi geliştiremezsiniz. Yani sıkıntılı olur diyelim. JavaScript'e ihtiyacınız vardır şuradaki sistemde. Ama siz bir web application yapacaksanız backend ile frontend ikisi tek bir uygulama olarak geliştirilir. Bunu da aslında full stack developer yapar genellikle. Yani full stack developer'ın yaptığı şeydir. Mesela bu senaryoda şurası backend developer'ın çalıştığı kısım. Bunu aşağı alayım. Burada da diyelim ki seçimimiz React.js olsun. Bu da frontend developer'ın alanıdır. Dediğim gibi proje büyüdüğünde database'i birilerine sorumluluk haline getiririz. O zaman da database programmer diyelim. Olabilir ama normalde projelerde ikisi bir aradadır. Backend developer yapardım. Evet. Burada durum böyle. Frontend developer client'i geliştirir vesaire. Ve burada bir JavaScript'e ihtiyacınız var kesin olarak. Ama burada şunu geliştiren kişiler full stack developer olabilir. Hatta olabilir değil, olur. Olmak zorundadır yani. Çünkü ikisini bir arada yazarsınız. Mesela size anlattığım şu ana kadarki örneklerde dikkat ederseniz Flask'ın Jinja template'ini kullandık. Jinja template ile şöyle şeyler yapıyoruz mesela. Değil mi? Örneğin veri buraya bas. Ya da şunun gibi mesela for şuralarda ıvır zıvırlar var. For bla bla. Tamam. Bunlar işte bu kısmı Python bilmeyen, Go ile yazıyorsanız Go bilmeyen bir frontendçi yapamaz. Yani Python'ın kullandığı, daha doğrusu Flask'ın kullandığı Jinja template'ini bilmesi gerekir. Eğer o frontend developer Jinja template'inin çalışma mantığını bilmiyorsa yapamaz o tasarımı. Genellikle zaten Flask'ı kullanan, Flask'ı tecrübeli olan birinin
geliştirebileceği bir şeydir. Sadece tasarımı diyelim birisi yapar Bootstrap'le ve full stack developer'a verir. O da o tasarımı kendi geliştirdiği ya da geliştirecek uygulamaya dönüştürür. Bu da mümkün. Yani full stack çalışıyorsunuz diye aslında tasarımı da siz yapmak zorunda değilsiniz. Tasarımı belki yapabilecek bir tasarımcıyla, yani front-end developer'a yaptırıp ondan sonra onu kendiniz tasarımı alıp bunu web uygulamasına dönüştürebilirsiniz. Ama bunların ikisi tek bir uygulamadır. Burası net. Şurada bu web application kısmında React vesaire kullanmak zorunda değilsiniz de. Kullanabilirsiniz ama değilsiniz. Şu mimaride kullanmanız gerekiyor. Şunlardan bir tanesini. Çünkü sunucu tarafına çağrı yapacaksınız. Bu da JavaScript ile olabilir. Ajax temelli çalışmalar yapılabilir. Ama burada React vesaire diğerleri zorunlu değil. Burada doğrudan şuradan copy paste diyelim. Şunu kullanarak bir uygulama geliştirebilirsiniz. HTML, CSS, Bootstrap. Tamam. Biz bunu kullanacağız. Blog projesi için. Web application modeli. Tamam. Sorunuz var mı? Siz düşünürken şunları da yazayım. Mesela database seçmeniz gerekiyor. Database'i neye göre seçeceksiniz? Elinizde seçenekler olmalı. PostgreSQL, SQL Server, Oracle. Tabii öncelikle type diyelim. Relational Database Management System ya da NoSQL. Bunlardan hangisini kullanacaksınız? Önce bunu seçmeniz lazım. RDBMS şöyle. Burada da NoSQL diyelim. MongoDB, Redis vesaire, Cassandra gibi şeyler. Bunların her birinin farklı farklı amacı var. Çok daha fazlası da var. Okay. Yalnız Relational Database Management System'dan başlayalım. Bunların aralarındaki farkları database kısmında detaylı konuşuruz. Şu an çok özet geçeceğiz. Ama öncelikle database'i seçmeniz lazım. Neye göre seçeceksiniz? Öncelikle yapacağınız projeye göre belirlenecek bu. Yapacağınız projede diyelim ki kurumsal ise, ki biz Hello World'dan bahsediyoruz. Kurumsal düşünmeyelim bunu. Antrenman olacak. Birincisi lisans bedeli ödememeniz gerekiyor. İkincisi yazdığınız kodu hemen hemen birçok yerde, belki her yerde ekstra server kiralamadan çalıştırabiliyor olmanız lazım. Değil mi? Yani default olarak bir yerlerde bulabileceğiniz bir relational database management system olmalı. Oracle'ı bulamazsınız mesela. Oracle server hosting hizmeti verilmez. Öyle bir şey yok. Oracle'ı kurumsal tarafta ancak kullanırlar, kullanabilirsiniz. Yani siz Oracle'da bir şey yazdığınızda bunu host dediğim dediğinizde edemezsiniz. Bunun için Amazon'dan oradan buradan cloud server kiralarsınız. O kiraladığınız server üzerine kendi sisteminizi kurarsınız. Oracle'ı falan. Ücretsiz versiyon fark etmiyor. Orada çalıştırırsınız. Bunun lisansla alakası var. Kolay bir şey değil. Çok ciddi bir lisans. Yani hosting firması da bir data center da sırf onun hizmetini vereceğim diye devasa bir lisans bedeli ödemez yani. Bu nedenle orayı geçtik. Oracle yok. Peki sırada ne var? SQL Server. SQL Server mümkün. SQL Server web hosting firmalarında bulabilirsiniz. O tarafta çok sorun olmuyor. Mesela ASP.NET projelerinde C# vesaire. Siz Windows Hosting aldığınızda
Windows. Tabii ki son yıllarda SQL Server Linux üzerinde de çalışıyor ama genellikle bir best practice olarak Windows hosting satan firmalardan SQL Server bulabilirsiniz. Bunların siz oradan bir database kiralıyorsunuz, database alanı kiralıyorsunuz. Yazılımınız orada çalışabilir. Ama kurumsal bir ortam için proje hazırlamıyorsanız bence gerek yok buna. SQL Server'a. Bunu geçtik. X. Eliyoruz. Bunu da eledik. SQL Server bulabilirsiniz ama eledik. Çünkü open source alternatifler var. Bunlardan bir tanesi PostgreSQL. PostgreSQL şu MySQL'den çok daha gelişmiştir. Ayar olarak Oracle ve SQL Server'la kafa kafayadır diyebilirim. Güç olarak yani. MySQL öyle değildir. Oracle firması MySQL'in sahibi olduğu firmayı satın aldı yıllar önce. Mesela Sun makro sistemi falan Java Sun makro sisteme aitti. Onu da satın aldı falan. MySQL'i de satın aldı derken ondan sonra zaten bunu geliştirenler bile MariaDB'yi geliştirmeye başladılar. Örneğin. Geliştirici, ana contributorlar diyeyim. Velhasıl bu community version ve enterprise version olarak devam ediyor hayatına. Yani kesinlikle işinizi görür. Bizim kullandığımız ortamlarda da hani boşa yazmıyorsunuz. MySQL hosting'i hemen hemen bütün web hosting sağlayıcılarında bulursunuz. İster Linux, ister Windows hosting her yerde bulursunuz. Çünkü community version'ı ücretsizdir. Tamam. PostgreSQL çok daha güçlüdür ama her yerde bulamazsınız. PostgreSQL hizmeti ekstradır. Yani database'e ihtiyacın varsa diyor ben Linux üzerinde MySQL hizmeti veriyorum diyor. Hani istiyorsan bunu kullan. Yoksa diyor mesela PostgreSQL kuracaksan normal hosting değil Windows VPS falan kiralaman lazım. Virtual Private Server denir buna. Yani fiziksel bir bilgisayarın data center içerisinde bulunması ve o fiziksel bilgisayarın içerisinde sanallaştırmayla bölünmüş olan işletim sistemlerinden birini size sanal olarak vermesi. Virtual Private Server, VPS. Tamam. PostgreSQL böyle. Tabii cloud teknolojileri tarafında çok daha kolay. Yani Amazon'dan oradan buradan servis alıp oraya PostgreSQL kurabilirsiniz. Bu günümüzde kolay. Önceden daha zordu. O VPS'i ya da dedicated server'ı satın almanız gerekiyordu. Falan. Ama open source bunlara da başlık olarak yazayım. Commercial Premium diyelim buna. Premium. Yani ücretsiz versiyonu var. Ama ücretli. Aynı şekilde Oracle'a yazmayacağım. Oracle farklı çünkü. Onu zaten geçelim. Kurumsallık haricinde, kurumsal çok zaruriyet haricinde gerek yok. Windows Hosting çok güçlü ama web hosting'de default desteklenmez. Dediğim gibi PostgreSQL kesinlikle MySQL'den çok daha güçlüdür. Ama siz bu yazılımınızı yayınlarken gerekli olan database'i aradığınızda PostgreSQL'i genellikle ücretli servislerde bulursunuz. Ama MySQL çok basit, çok ucuz yerlerde bile, hosting firmalarında bile MySQL desteği vardır mutlaka. Tamam, burada bir sorularınız varsa arada gönderin bana. NoSQL tarafı ise bunu ayrıca araştırmalısınız. Farklı, detaylı bir konu. Normalde blog projemiz için buna ihtiyacımız yok ama isterseniz blogu MongoDB üzerine de geliştirebilirsiniz. Bu da antrenman için mantıklı.
Bunlar document database. Bu document DB olarak geçer. NoSQL kendi içerisinde birden fazla başlığa ayrılır. Bir tanesi document DB. Bunda da global olarak en iyisi, en popüleri MongoDB'dir. Redis, hani Python'dan ya da diğer dillerden key value pair deriz ya. Key value pair. Bunun database hali. Yani key value store. Yani bir key'iniz vardır. Onun karşılığında value'su vardır. Böyle veri depolarsınız bunun içerisinde. Şu ise tamamen JSON formatında. JSON, BSON, binary'sın şeklinde. Binary JSON. JSON formatında veri depolamanızı sağlar ama tabii ki çok ciddi optimize edilmiştir. Detaylarına girmeyeceğiz tabii. Onları araştırırsınız. Bunlara girmeyeceğiz. Ama mesela Redis'i bir cache server olarak, caching server olarak kullanabilirsiniz. Caching server da cache'in ne olduğunu araştırmanız gerekiyor. Öncelikle cache'leme nedir? Burada da DocumentDB tarafında da unstructured data için kullanılır diyebilirim. Yapısal olmayan. RDBMS de ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde veriyi eklemeden önce onun yapısını hazırlamak zorundasınız. Yapısı hazır olmalı. Tabloyu tanımlayacaksın, onun içerisinde sütunlar tanımlı olacak vesaire vesaire. Aksi halde insert yapamazsın, veri ekleyemezsin. Ama DocumentDB tarafında yani örnek soru gelmiş SQLite. Onu anlatayım daha sonra. MongoDB mesela document database örnek vereyim. Geliştirdiğiniz web uygulamasında herhangi bir uygulama aslında web değil sadece. Bu uygulama içerisinde yapısı daha önceden belli olmayan veri alabilme ihtimaliniz var. Size dışarıdan veri geliyordur ya da veriniz standart değildir. Mesela basit bir blok projesinde buna gerek yoktur ama isterseniz full olarak bütün blok projesini MongoDB üstüne de kurabilirsiniz. Bunda sorun yok. Ama default olarak şöyle bir örnekte kullanılabilir. Mesela hepsiburada.com'a girdin. Orada bir kategori yapısı var. Bu kategori yapısında dikkat ederseniz mesela, düzelteyim, kategori değil, ürün detayları kısmı var. Ürüne giriyorsun, otomobil satıyor mesela. Otomobilin detay sayfasına girdiğinde otomobille alakalı olabilecek onlarca farklı detay alanı var. O bilgilerin hepsi database'de duruyor. Yani bir artık geliştirici olarak bakmanız gerekiyor o sitelere. O verilerin hepsi database'de tutuluyor. Sonra gidip ev kiralama alanına bakıyorsun. Tamam, diyelim ki sahibinden.com örneğini verelim. Ev alanına bakıyorsun. Otomobilde olmayan ama evde olan tonla farklı veri var değil mi? Gidiyorsun mesela bir de örneğin eğitim ya da özel ders gibi şeyler de satabiliyor mesela. Hatırladığım kadarıyla sahibinden.com. Evet. Orada mesela özel ders vesaire. Oraya gidiyorsun, orada da çok farklı alanlar var. Yani görsel kısımda. Çok farklı veriler giriliyor sisteme. Bunları daha önceden hesaplayamazsınız. Yani hesaplarsınız ama sonradan genişletmeniz gerekir mutlaka. Yeni özellikler eklediğinizde sisteme. O zaman da database'in yapısı berbat olur. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde öyle. Bunun mantığına ters çünkü. RDBMS'in mantığında siz o database'i projeden önce planlayacaksınız. Yapacaksınız. Uygulama onun üzerinde çalışacak. Sonradan genişletme yapılabilir. Ama her genişletme size ekstra uğraş olur. Bir ton sebebi var bunun.
indeks yapısından veri performansına kadar, güvenliğine kadar. Ha, gerekli gereksiz meselesi değil. RDBMS kraldır. Bunu bilmek zorundasınız yazılımcı olarak. NoSQL tarafı da MongoDB mesela sahibinden.com üzerindeki diyelim o bahsettiğim ürün detaylarının farklı farklı tiplerde olan ürün detaylarının JSON formatında tutulabilmesini sağlar. Database'i daha önceden planlamanıza gerek yoktur burada. Doğrudan farklı tiplerdeki veri yapılarındaki unstructured data'yı doğrudan basabilirsin MongoDB içerisine. Hata vermezsen sorun yok. Bizimle ses açık, yankı yapıyor. Redis kısmında key value store yani caching server kısmında da şunu söyleyeyim. Bunda sahibinden örnek diyelim şöyle. Sahibinden.com örneği verdim. Bunda da sahibinden.com yine herhangi bir e-ticaret sitesinin kategoriler, kategoriz kısmı diyelim. Nasıl? Şöyle, e-ticaret sitesine girdiğinizde orada sürekli değişmeyen, sürekli güncellenmeyen birçok alan vardır. Herhangi bir web sitesine girdiğinizde. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi şöyle düşünün. Sahibinden.com'a girdiniz. Sizin gibi milyonlarca kişi aylık olarak giriyor oraya. Her girdiğinde oradaki verilerin hepsi sunucudan çekiliyor. Her request'te çekiliyor. Her request'te. Kategorileri düşünün. Sol menüdeki detaylı kategoriler. Orada siz sayfaya her istek yaptığınızda database'e gidip kategorileri tekrar çektiğini düşünün. Tekrar gidiyor, tekrar çekiyor. Tekrar tekrar. Milyonlarca kez. Bu tür veriler sürekli olarak güncellenmezler. Kategoriler belki yılda bir iki kere belki ekleme yapılır oraya. O yüzden bunun tekrar tekrar database'e gitmesine gerek yoktur. Biraz statik olması gerekiyor. Yani memory'de tutulması lazım aslında sunucudaki memory'de. Buna da bu tür işlemleri biz cache'le yapıyoruz. Caching diyoruz buna. O verileri belli formatlarda, belli database servisleri üzerinde tutarız. Burada da key value pair, key value store olayı Redis çok ünlüdür. Redis server kullanarak, caching server olarak kullanabilirsiniz Redis'i. Farklı amaçlar için de kullanılır ama genellikle caching işlemleri için idealdir diyebilirim. Cassandra da Facebook'un geliştirdiği bir şeydi. Onu kafayı karıştırmaya gerek yok. Buraya kadar sorunuz var. Bayağı detaylı biliyorum ama sorunuz varsa alayım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Geliyor mu? Aha. İsim geliyor mu? Evet. Şimdi bir web projesi tasarladık. Uygulamaya aldık ama hani siz demiştiniz ya bu uygulamayı ne kadar bu uygulamaya ne kadar request olduğunu bilmiyorsunuz. Çok tecrübeli olmanız lazım bunun için, bunu tasarlamanız için dediniz. Uygulamayı yayına almadan mesela günde 100 bin kişinin, bilmem kaç yüz bin kişinin bağlanacağını düşünerek bu şekilde bir test yapılma şansı var mı? Stres testleri yapılabilir. Genel olarak stres testi diyoruz buna. Bunu testini bir performans yönetimi amacıyla da yapabilirsiniz. Yük altında test etmek için yapabilirsiniz sistemi. Ya da güvenlik testleri amacıyla da yapılabilir. Orada tabii ekstra ciddi bir kod yazmanız gerekiyor. Ya da ekstra tool'lar falan kullanmanız lazım. Mesela database sistemini hesaplayacaksan, ki burada çok fazla detay var aslında. Şimdi
Çok detaylarına giremeyeceğim onun ama mesela database'i ayrı test edebilirsin. Uygulamayı ayrı. Request testlerini ayrı yapabilirsin. Bunun için tool'lar var. Sen saniyede kullandığın, geliştirdiğin sistemin saniyede ne kadar request aldığını test edebilirsin. Bu test tool'larıyla. O test tool'ları aslında otomatik olarak senin belirlediğin şekilde istek yapıyor senin sistemine. Ve onun cevap verip veremediğine bakıyor. Ya da ne kadar sürede cevap vereceğine. Ama bunları yaparken dikkatli olmak lazım. Mesela sen o sistemi normal bir server üzerinde, kiraladığın bir server üzerinde tutuyorsan büyük ihtimal zaten trafiğin yetmeyecek. Standart hostingler bu tür çok yüksek şeyleri desteklemezler. Direkt bloklarlar senin sistemi. Ve hani açtırmak için tekrar onlara ulaşman gerekiyor. Çünkü trafik dediğin şey, senin satın aldığın şey paket içerisinde trafik de var. O trafik onlara da ücretli geliyor. Onların hizmet aldığı data center'lara da ücretli geliyor. O data center'ların bulunduğu ülkelere de ücretli geliyor. Mesela Türkiye'ye diyelim ya da herhangi bir ülkeye internet karasal hatlar üzerinden geliyor. Kalın fiber optik kablolar üzerinden geliyor. O devlet de para ödüyor aslında bunlar için. Velhasıl trafik ücretlidir her zaman. Sen bunu yazdığım kodu test edeyim diye böyle çok uçuk, yani gerçekten yakın zamanda olma ihtimali olmayan bir testi yapmaya çalışırsan gereksiz yere sistemini çökertmiş olursun aslında. Yani trafiğini bitirmiş olursun aylık olarak. Cloud üzerinde yaparsan cloud'da da sana fatura olarak döner. Cloud service provider sorun değil dersin. İstediğin kadar gönder der ama dediğim gibi onlar da sana fatura gönderir. Sen de dersin. Ses geliyor. SQLite'e geleyim. Sema. SQLite kursumu incelemeyenler incelemeli. Python'ı kurduğunuzda default olarak içerisinde SQLite ile birlikte gelir. SQLite'ı yani şu kategoride nereye koyarız diye bakıyorum ama teknik olarak şurada düşünebiliriz RDBMS ama aslında burada değildir. Çünkü ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi değildir. Veri tabanıdır. Sadece veri tabanı dosyası. Onu o yüzden şöyle yapalım. Database file diyoruz. Bu da şöyle. Burada SQLite diyebiliriz. Bu tek bir dosyadır aslında. Normal size bir SQL Server'ın ya da PostgreSQL'in vesaire MySQL'in sağladığı database dosyası yeteneklerini verir. Ama veri tabanı yönetim sistemi farklı bir şeydir. Veri tabanı yönetim sistemi dediğimizde RDBMS o veri tabanı dosyası etrafında milyonlarca satır kodla yazılmış bir mimaridir aslında. O mimari, o yönetim altyapısı SQLite'da yoktur. SQLite sadece veri depolamak ve onu sorgulamak amacıyla oluşturulmuş bir dosyadır. 19 aşağı yukarı 20 yıl önce geliştirilmeye başlandı. Amerika'da bir akademisyen başlattı bunu. Ve kendi deyimiyle kendisi diyor ki bu aslında C'nin open function'ı var ya, dosya okuma, yazma işlemleri yapan, onun genişletilmiş versiyonudur diyor mesela. Onun daha profesyonel, daha genişletilmiş versiyonu. Çünkü kendisi aslında C temelli geliştirilmiş bir dosyaya yazma okuma işlemlerini sağlayan basit bir veri tabanı dosyasıdır sadece. Ve nelerde kullanılır? Çok küçük dosyadır aslında ve isterseniz
basit mesela blog gibi bir web uygulamasını yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Ama çok yüksek trafik alıyorsa sorun yaşatır. Bunun SQL'ler kursundan görebilirsiniz. Orada okuma yazma durumlarını ben anlatıyorum. Writer ve reader. İşte birden fazla yazıcı varsa mesela biri yazan kişi insert yapan aynı anda o zaman o senaryolarda SQLite kullanmamak gerekiyor. Ama aynı anda kastım gerçekten aynı an. Anlık olarak aynı anda yapmak. Yoksa sen şu an yaptın bir saniye sonra ben yazdım bu değil. Anlık yazma işlemlerinin çok olduğu durumlarda SQLite tavsiye edilmez. Çünkü transactional yapısı sıkıntılıdır, eksiktir yani. Çünkü amacı bu değildir. Diğer bütün işlemler için, antrenmanlar vesaire için SQL'in standartlarını destekler. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bilgisayarınıza Python kurduğunuzda içerisinde default olarak SQLite gelir. O dosya kendisi gelir. Ekstra bir şey kurmanıza gerek yoktur. Diğerleri için kurmanız gerekir. Diğeri de SQLite aslında embedded sistemler için, gömülü sistemler için tasarlanmıştır da diyebiliriz. Mesela hatta bunu tasarlayan kişi de kendisi de diyor. İşte yılını hatırlamıyorum ama ilk olarak iOS telefonların içerisine gömülü olarak geliyor. Android içerisine de gömülü olarak geliyor. Ondan sonra grafiği gösteriyor. SQLite'in kullanım grafiğini. Devasa bir şey var. Zıplama var. Onu kullanma kısmında. Dünyada çok popüler oluyor. Çünkü o telefonlar içerisinde kullanılıyor. Sizin verilerinizi kaydetmek için. Android'de de, iOS'ta da, Macintosh bilgisayarlarda da, daha birçok şeyde. Ya da çok az donanıma, alana sahip olduğunuz gömülü sistem, elektronik araçlarında vesaire. Bunlar gene kullanılıyor. Şimdi burayı detaylarına dediğim gibi girmeyeceğim. Ama antrenmanları yapabilirsiniz SQLite'da. Sorun yok. Temel olarak böyle. Database'imiz bizim projede şu olacak. MySQL olacak ve programlama dilimiz Python vesaire. Tamam mıyız buraya kadar? Projeye geçmeden önce bir mola verelim o zaman. Sonra kodlamaya başlayacağız. 10 dakika mola. Hemen temel yapıyı kuruyorum. Şurada. APPPY dosyası ve templates. Bir de db.yaml. Öncelikle db.yaml'ımı oluşturayım. Zaten bu projeyle doğrudan alakalı olan bir şey değil. Yani projenin yapısında gerekli olan database iletişimi sağlayacak olan kısım. O yüzden mimariyle alakalı değil. Bu nedenle ben doğrudan şunu yazabilirim. Localhost üzerinde çalışacağız. Tabii ki siz gerçek ortama bu projeyi gerçek ortama deploy ederken burada size yayını yapacağınız sunucu ile alakalı IP adresi verilecek. IP bilgisini yazacaksınız. Çünkü sizin yazılım oradaki IP üzerinden çalışacak. Database'e bağlanacak filan.
Ama şu an localhost'tayız. Localhost'ta da IP 127.0.0.1'dir. Diğeri de MySQL user root MySQL password bilgisi MySQL DB. Benim burada MySQL veri tabanı Relational Database Management System üzerinde oluşturacağım veri tabanının adı Flask DB 02 blok olacak. Şu an yapmadım bunu. Dict cursor bunun ne olduğunu biliyorsunuz bir önceki dersten, dünkü dersten. Dict cursor. Buraya kadar tamam. İşim bitti. Başka ne yapabilirim buradan? Temel öncelikle hani sayfalara geçmeden önce Python dosyamızı yazmaya başlayabiliriz. Ya da daha öncesinde veri tabanını da oluşturabiliriz. Veri tabanı bizim şurada oluşturduğumuz isimle oluşacak. Geliyorum burada da MySQL Workbench'i açıyorum. Veri tabanı sunucusuna buradan bağlanacağım. Ben default olarak servisleri gecikmeli başlatmaya ayarlıyorum ya da kapatıyorum. O yüzden bende default olarak çalışmıyor bunlar. Servislerden açıyorum. Kullanmayacağınız şeyleri yani çok sık kullanmadığınız şeyleri kapatabilirsiniz buradan. Manuele çevirirsiniz. Elle açarsınız. Şimdi şuradan tekrar bağlan. Şuradan şifreyi set et. Set etmek nedir ya? Evet, database oluşturacağım. Database'in MySQL tarafındaki adı schema. Bir şema oluşturacağız. Şemanın adı bu. Apply diyorum. Bakın create schema flask db02 underscore block. Apply dedim. Finish. Şurada flask db üzerine tıklıyorum. Tamam bunu çift tıkladım. Ben bunu kullanacağım diyorum. Bold hale geldi. Sonra administrator tarafına gelip buradan bazı ayarlar yapabilirsiniz. Seçtik bunu. Administrator, User, Users and Privileges kısmına gelip şuradan istediğiniz aslında bunu yapmamıza şu an gerek yok ama şöyle de diyebilirsiniz. Benim root bile olsa, root normalde bütün database'lere erişim yetkisi vardır. Bu bile olsa bunun ayarlarını yönetebilirsiniz buradan. Ama yeni bir kullanıcı oluşturduysanız mutlaka ona buradan yetki vermeniz gerekiyor. Şuraları inceleyebilirsiniz. Server privileges diyelim. Şuradan geliyorum. Mesela diyorum ki root'a tıkladım ya ben. Root'a tıklamıştım. Add entry diyorum. Bir yetki ataması yapacağım aslında. Yeni bir privilege ekleyeceğim burada. Selected schema diyorum. Normalde all schema hepsini kapsar root olduğu için. Ama selected schema diyorum mesela. Buradan şunu seçin. Diyelim ki root değil de siz production ortamında root üzerinden çalışılmaz. Bunu daha önce söyledim. Tekrar edeyim. Root çünkü tam yetkilidir.
yetki sınırlandırılması olması gerekiyor. Diğer şemalara erişememesi gerekiyor. Sizin uygulama içerisinde kullandığınız veri tabanı kullanıcısının yetkilerinin. Bu nedenle diyelim ki ABC user diye bir şey oluşturdunuz. Onu seçtiniz. Ondan sonra new schema privilege definition diyorsunuz. Selected schema. Buradan da şunu seçtik. Okey dedim. Burada diyor ki neleri yapabilsin? Bu yetkiyi verdin ama neleri yapabilsin diyor. Geliyorum. Şuradan select all diyebilirsiniz. Mesela burada create, alter, drop vesaire, insert, update, select hepsini yaptırabiliyorsunuz. Seçip mesela select'i kaldırırsan her şeyi yapabilirsin ama select sorunuz çalıştıramazsın burada gibi. Bu kullanıcıyla, bu şema üzerinden. Bunu seçtikten sonra gereksiz olan bir şey var mı? Event kullanmayacağız mesela, geç. Ya da o da kalsın hadi. Hepsi olsun. Apply diyorsunuz ve bu yetkileri ilgili şema için root kullanıcısına atamış oluyorsunuz. Bakın burada apply change to blah blah diyor, database adı. Yani işim bitti burada. Yapacağım bu kadardı. Zaten bu oluştu. Schemas kısmına geliyorum. Bu seçili zaten. Şunun içerisinde bir tablo oluşturabilirim. Onun detaylarına sonra bakalım. Biraz kod yazdıktan sonra. Burada öncelikle from Flask diyerek Flask'ını ekliyorum ben. Render template h Flash'ın ne olduğunu söyleyeceğim. Daha önce anlatmadım. Session, request. Bunların hepsini kullanacağım. Neler kullanacağımı biliyorum. Redirect, URL for. Sonra from Flask bootstrap. Bu da frontend tarafında kullandığınız bootstrap'in Flask'la entegre edilmiş hali. Import bootstrap. From Flask, MySQL DB. Bunlar sizde kurulduysa kurmanız gerekiyor tabii. Tip üzerinden indirmeniz lazım. Ek olarak mesela importları da şöyle yazayım. Import YAML, import OS. Şurada bir de from worker güvenlik için dün yapmıştık. Security import generate password hash. Bir diğeri de neydi? Kontrol amacıyla check password hash demem gerekiyordu. Bunu da kullanacağım çünkü. Sonra bir de CK editör diye bir şey var. CK editörü de kullanmak istiyorum ben burada. Import CK editör. CK editörü ayrıyeten araştırın. Flask CK editör, CK editör plugin'in Flask'a entegre hali. CK editör de aslında bu diyelim makale girişi dedik ya, kullandığınız web sitelerinde, hatta doğrudan göstereyim. Şunun gibi detaylı veri girişi yapılan ayarlar var ya, bakın şu zımbırtılar, editör, bunu sağlayan bir plugin. Bu open source bir araç. Bunu Flask ile birleştirince çok daha veri girişi kısmında çok daha kaliteli içerikler oluşturabiliyorsunuz. Bakın şu eklenti. Bu yıllardır kullanılan bir şey. Yıllardır da geliştiriliyor anlamına geliyor. Onun Flask versiyonu bu. Tabii sonradan kurulması gerekiyor sizin ortamınıza. Flask'ı CK editörün. Son olarak da
ne şuradan from bulletin forms kullanacağım. Bunun içerisinden de istediğimi ben şöyle ekleyebiliyorum. Text area field'ı kullanacağım. Kullanırken zaten anlayacaksınız. App Flask normal kurulumu yapıyorum. Sonra Bootstrap çalışmasını ben şurada application'ı buna vererek diyorum ki benim yazdığım HTML kodlarında sen Bootstrap uygula diyorum aslında. Database işlemlerine geçelim. Daha önce yaptığımız gibi YAML load, open, db.yaml, ayar dosyamızdan alıyorum, app.config, MySQL host, nereden alacak? DB'nin içerisinden oradaki MySQL host alanını alacak. Birkaç tane var bundan. Host user password db ve dünden hatırlayacağınız cursor class. Cursor class'ı doğrudan dict cursor ayarıyla set etmiştik orada. MySQL DB password user bu da host bilgisi olarak duruyordu. Sonra MySQL app diyorum. Dünden biliyorsunuz bunu. Ek olarak application config'e bir ayar daha vereceğim. O da secret key. Bu Flask'ın CSRF vesaire gibi güvenlik zafiyetleri için form verilerini kontrol ettiği bir key bilgisi. Buna Flask'ta bu tür uygulamaları geliştirmek için secret key'i vermeniz gerekiyor. Çünkü kendisi güvenlik amacıyla sizin verdiğiniz herhangi bir şey olabilir bu. Tamam, şu secret key de yazabilir şöyle, tamam mı? Herhangi bir random değer de olabilir, fark etmiyor. O secret key ile sadece sizin yazılımınızın ayarlarında bulunan secret key ile sizin formlarınızdaki bazı güvenlik tokenize işlemlerini gerçekleştirerek ekstra güvenlik sağlayacak diyelim. CSRF güvenlik zafiyeti ile alakalı. Bunu benim web güvenliği, yazılım güvenliği sunumundan inceleyebilirsiniz. Tabii biz burada daha temiz bir veri oluşturmak istediğimiz için host who random ile 24 karakterli bir random değer üretmesini istiyoruz. Sonrasında jk editörü de şurada ben başında yazayım hemen. Jk editörü de application'ı veriyorum. JK editör kendi içerisinde benim application'ımın bütün ayarlarını kullanacak. Ve bunu yapabilmesini sağlayan da şuradaki Flask MySQL'in MySQL entegrasyonu gibi Flask'ın JK editörü entegrasyonu bu kolaylığı sağlıyor. Yoksa daha da uğraştırıcı oluyor bu. Action'ımızı yazalım. Burada application root diyorum. Ve sonrasında bir tane cursor oluşturuyorum. MySQL nokta dünden hatırlayacağınız bir connection cursor oluştur. Result value cursor execute select yıldız from block if diyorum, result value buna gelen değer sıfırdan büyükse
yani herhangi bir kayıt geldiyse bunları blogs, yani makaleler aslında, yazılan bloglar. Bunları fetch et. Cursor.fetch all. Hepsini oku. Sonra cursor.close diyorum. Bağlantıyı kapat. Ve sonra da return yap. Return render template. Yukarıda eklemiştim. Index. Henüz oluşturmadım bunları. Ama ne oluşturacağımı oluşturuyorum şu an. Blocks. Ve if'ten sonra bu işlem bitmiştir. Cursor'ı close et. Ve şurada bir tane daha return yap. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü buraya istek geldiğinde database'e sorgu yapacağım. Kayıtlar gelecek. Eğer gelirse, kayıt varsa yani, sıfırdan büyüktür. O zaman bunları al. Blocks adındaki bir değişken olarak bana ver. Onu indekse göndereceğim blocks adıyla. Şu blocks olacak. Ama eğer herhangi bir kayıt gelmezse buradan, sıfırdan büyük olmayacak. Sıfır gelecek. O zaman if'e düşmeyecek. O zaman cursor da kapanmaz. Ama cursor'un kapanması lazım. Çünkü şurada açtım. Cursor dediğim şey veri tabanına yapılan bir bağlantıdır. Burada da şuraya girmeyeceğim için herhangi bir kayıt gelmeme durumunda cursor close'u bir de şurada yapıyorum. Tamam. O yüzden bir de return'ı burada yapıyorum en sonda. If'in dışında. Yani şuraya girmeme ihtimali var. Kayıt gelmezse girmeyecek. O zaman da blocks kısmına none göndereceğim. Yani kayıt yok. Devam ediyorum. Şurayı al. Hocam bir şey soracağım. Evet. Resul value yerinde sorgumuzu yazdık ya. Normalde o sorguyu oraya mı yazmamız lazım, yoksa başka bir string değeri atayıp o string değeri mi oraya yazmamız lazım? Uygulama içerisinde SQL yazılmaması gerekiyor aslında. Bunları dediğin gibi yapabilirsin. Ama dediğin gibi de çok doğru olan bir yöntem değil. Bunun Hello World kısmında bunu yapmanız doğru. Ama gerçek uygulama tarafında mesela daha doğru olacak olan şey Flask'ın SQL Alchemy entegrasyonu. SQL Alchemy ile bir ORM kullanmanız daha doğru. Onu da şurada yazayım. Data Layer kısmında. C#'taki Entity Framework'e mi benziyordu? Evet. Mantık olarak aynı. Data ORM SQL Alchemy. Biz SQL Alchemy kullanmıyoruz şu an. Çünkü işin temel çalışma mantığını bilmeniz gerekiyor. Böyle de uygulama yapabilirsiniz. Ama güvenlik tarafında vesaire, veri kontrolleri tarafında ekstra uğraşmanız gerekir. Verileri ciddi filtrelemeniz gerekiyor. Ama böyle de yapılabilir yani. Profesyonel uygulamalarda yapmamak daha doğrusu. SQL Alchemy bu işi temiz bir şekilde yapıyor. Burada da about HTML'e yönlendireceğim. Bir diğeri de register. Register içinde şunu aldım yine. Register. Tabii register sayfası şurada ne yazmalıyım metot kısmına? Hatta onu da yapalım. Hepsinde standart olarak olsun mesela metotlar. Default olanlar da bulunsun. Register için bu yeterli mi? Hocam post da olsa olursa daha iyi olur gibi. Neden daha da iyi olur? Ya sonuçta register işlemini bir sayfadan yönetiriz.
Eğer formdan gelen veriyi de postede kontrol ederiz. O sayfada tüm işlemleri bitirmiş oluruz. Bu metot içinde daha doğrusu. Yani ihtiyacın var mı posta burada? Tabii kullanıcı kayıt olacağı için register mutlaka ihtiyaç olacak. Evet. Burada posta yazmamız gerekiyor. Get'e neden ihtiyacımız var Ahmet? Postu yaptık tamam o zaman. Form gönderelim. Çünkü kullanıcı kayıt sayfasını görecek. Bir HTML template görecek. O da get isteğiyle karşısına çıkar. Süper. Aynen öyle. If request.method ise metot post ise biz post yapacağız. Ama olmama durumu da var. Olmama durumu şu. Çalışacak. Yani post değil get ise şu an işaretli olan render template register html geriye gönderilecek doğrudan. Herhangi bir post işlemi yapılmayacak. Kullanıcının çünkü bir sayfa görmesi gerekiyor dediğin gibi. Buraya get isteği yapılırsa şu sayfa doğrudan gönderilecek HTML olarak render edilip kullanıcıya gösterilecek. Ama post isteği gelirse şu an yazacağım kısım çalışacak. User details request içerisinden gelen formu al. Şunu da şöyle not alayım. Get isteğinde doğrudan burası ayda gönderilir. User details. Tamam. Formu aldık. Açayım şöyle. Sonracığıma isterseniz şöyle test yapabilirsiniz. Hani database işlemlerine falan gitmeden önce. Doğrudan print yazarsın. Sen uygulamayı çalıştır. Buraya post yaptığında o terminal kısmında bu print ile bastığın veriyi gösterir sana. Oradan test yaparsın kontrolleri. User details diyelim. Bunun içerisinde password gelmesi gerekecek bana. User details içerisinden confirm password de gelmeli. Değil mi? Confirm password. Flush kullanacağım burada. Flush da password do not match. Eşleşmiyor bunlar. Try again diyorum. Ve buna bir format belirliyorum. Danger. Yani kırmızı gösterecek. Görsel olarak göstereyim ben bunu size. Flask flush. Message flushing. In the documentation of Flask. Şurası görselin yok mu senin kardeşim? Evet. Aman güzel. Bakın şurası evet. Şu kırmızı uyarılar kısmı var ya, bunu web sitelerinde falan görürsünüz. Mesela sign in yaparken kullanıcı adı şifre yanlış diyelim. Şurada uyarı veriyorsun. Ya da mesela şurada sarı bir tane var. Bu da information amaçlı. Ya da success var mesela. Success de bir işlem yaptın. Örneğin veri kaydı yaptın sisteme. İşlem başarılı oldu. Orada da gene flash kullanabiliyorsun. Orada da yeşil mesela success verdiğinde Bootstrap tarafında arka tarafta onu yeşil bir uyarı olarak işte kullanıcı ilgili kullanıcı kaydı yapıldı mesela gibi bir işlem. Flash bunu yapıyor. Messaging işlemleri. Tamam. Eğer böyleyse return render template register HTML ama evet aması yok. Aması bu kadar. Hocam bir hata verecek ama. İçeride olacak. If'te bir de nokta unuttunuz da çift üstte çift noktayı. Tamam. Altını çizmiş zaten. Teşekkürler. Hemen bir database'ime geçiyorum yine burada. Cursor MySQL connection açıyorum. Connection nokta. Normalde bu database işlemlerini bilginiz olsun katmanlı mimariyle tasarlamanız gerekiyor. Yani az önce arkadaş soruyor mesela şunu şurada yazmalı mıyım? Bir data access layer
dal katmanı yazarsanız, burada da mesela repository design pattern'ini kullanabilirsiniz. Bunu kullandığınızda Python içerisinde, ki design pattern'ler programming language agnostiktir. Yani programlama dillerine bağımlı değildir. Genel pattern'lerde, kullanım teknikleri gibi düşünün, algoritmik teknikler. Dal katmanı yazdığınızda şurada normalde olması gerekeni söylüyorum. Hatta bu uygulamayı siz öyle çevirirsiniz. Herhangi bir masaüstü uygulamasının ya da web formunun arkasında database connection açılmaz. Bu antrenmanlarda yapılabilecek bir şey. Tamam. Uygulamada bu olmaz. Olmamalı. Yapanlar yok mu? Kesinlikle çok var. Yazılımcıların en az yarısı bunu yapar. Çünkü acemidir. Diyelim. Ama 25 yıl yazılım geliştirip halen daha bunu yapan gördü bu gözler. O travmayı yaşadım ben. Ama dediğim gibi normalde olmaz. Bunu farklı katmanlarda modüller olarak yazarsınız. Onları burada çağırırsınız. Tamam, kendi içerisinde gider bağlantısını da açar. Onun içerisinde sen burada diyelim sadece dersin ki çağırırsın. Örneğin abc nokta. Ne var burada mesela? Get blocks. Function'ını çağırırsın. O gider kendi içerisinde o işlemi yapar ama buradan sadece bir function çağırmış olursun. Bunu araştırın. Design patterns kısmında ya da ne diyelim? Architectural notes olsun. Repository design pattern for data access layer. On the other hand, data access layer. Bunu da araştırmanız gerekiyor. Ya da şunu da araştırın. Entire architecture diyelim. Bunu özetle çok katmanlı mimari, Türkçe'de çok katmanlı mimari ama Python'da. Mesela diyelim Ahmet mesela kullanıyor olabilir, C# tarafında uygulama geliştirdiği için, öyle miydi? Senin aklında C# olarak... Aynen doğru hocam, zaten öyle ya, çok katmanlı mimariyle geliştiriyor tamam. Şeyde. Hiçbiri deyip sana hakaret etmek istemiyorum o yüzden. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Şimdi bunun mantığını anlamak için, yani C# az bile biliyorsanız benim YouTube'da Connected Mimari, Connected ve Disconnected diye playlistlerim var. C# Adonet kullanarak anlatıyorum. C# az bilenler oradan da öğrenebilir. Ya da doğrudan Python ile öğrenebilirsiniz. Yani hangi dilde iyiyseniz onunla öğrenebilirsiniz. Detaylı anlatıyorum işin mantığını. Yani teorisini bile dinleseniz yeterli o uygulamalarda. Entire architecture. Çok katmanlı mimariyle siz data access layer, dal katmanı yazabilirsiniz. Orada da repository design pattern de kullanabilirsiniz. Yani bu da ayrı bir zımbırtı. Bunları araştırın. O az önce arkadaşın sorduğu meseleyi şu şekilde çözebilirsiniz. Yani kod içerisinde doğrudan select falan yazmayayım. Bağlantıyı açmayayım. Onu ben arka tarafta halledeyim. Doğrusu bu kesinlikle. Ama o karmaşıklaştırır şu an yeni anlatırken. O yüzden buradan yapıyorum. Curve execute. Cursor üzerinden execute yapacağım. Ne yapacak bu? Insert into users diye bir tablom olacak. Gelecekte first name olacak, last name olacak, username olsun. E-mail ve password olsun. Sonra yuma ve yüz de koyalım buna. Şuraya bir yüz de. Şuraya bir s. Sonra copy, paste. 5. Mesil 3-5. Sonra şuradan value'ları göndereceğim. Ya şu çok uzatacak kodu. Yani sadece user işte ya. User yap geç bunu. Niye details ben yapıyorum ki?
o geldi. Çünkü şurada parametreleri göndereceğim. Nasıl? Şöyle. Şuraya biraz mutluluk çizeceğim. First name olacak. Geçeceğim, geçeceğim. 3, 4, 5. Sil bunu. Password olsun. Bu email olsun. Şu username olsun. Last name ve first name olsun. Tamam. Sonra commit'i unutmuyorum. Connection commit. Sonra cursor'ı kapatmanız gerekir. Bağlantıyı açık bırakamazsınız. Bunun teknik çok sıkıntısı var. Özetle açık bırakmayın. Registration successful. Diyelim. Please login. Ve burada da success. Az önce bahsettiğim gibi yeşil olarak göstereceğim bunu. Sonra ne yapacağım? Return redirect derim. Arkadaşı login'e yönlendiririm artık. Kayıt oldu ya, login olması lazım değil mi? İşlemden sonra flash'ı bas, sonra login. Gönder bitsin login'e. Burası tamam. Şimdi buraya geldik ya, şunu oluşturalım biz database'i. İlgili tablosunu, users tablosu yapacağım. Şöyle geliyorum. Bakın içi boş bunun. Create table diyorum. Users olacak. Şunu yapıştırayım ben. First name, last name, username, email, password. Bu database'de ID'ye de ihtiyaç var. Sadece bunlar değil. Ama onlar en temel gereksinimler. O yüzden MySQL'de şunu integer yapıyorum. ID. Bakın şurada primary key. Bunu kitabımdan öğrenmeniz gerekiyor bunları. What's primary key? What's not null? Unique. Unique key. Unique constraint. Ya da mesela auto increment otomatik artan sütun oluşturmanızı sağlar. Bunların detaylarına şu an girmiyorum. Bunu kitap ve diğer tonla verdiğim kurstan öğrenmiş olmanız gerekiyor. Ve first name Enver Kar 45 kalsın. Primary key olmayacak. First name çünkü herkesin adı Ali Veli olabilir. Hayır, daha önce bir kullanıcımızın adı Ali diyemezsin sen kullanıcı. O yüzden primary key olmaz. Not null olabilir. Çünkü bunun boş geçirmesini istemiyorsundur. Unique olmaz. Primary key yaparsanız default olarak unique olur çünkü. Otomatik artan olamaz. Last name. Bu da ne olur? Not null. Boş geçirmesini istemiyorum. Sonra username. Username'in bir sınırı olur. Diyelim ki 15 karakter. Ve username de boş geçilemez. Not null. Ama unique de olmak zorunda. Değil mi? Unique. Ve unique. Evet. Benzersiz olmalı değil mi? İki kişi CihanOzhan.com düzelteyim. İki kişi diyelim Facebook'ta Cihan Özhan kullanıcı adını alamaz. Giriş yaparken e-mail'la username unique'dir. Default olarak böyle düşünmeniz gerekiyor. Değişmez yani. Ve username email. E-mail'ın 45 kalsın. Not null. Link. E-mail password. Password sınırlaması 15 karakter olsun. Password not null tabii ki. Bunların hepsi not null. Default olarak olmalı. Unique mi? Hayır. Password herkes 1, 2, 3, 5 girebilir değil mi? Böyle.
apply. Burada hocam, bir şey sorabilir miyim? Hı-hı. Parolayı burada 15 karakter tuttuk ama hashlenmiş haliyle tutmayacak mıyız ya da direkt şey mi tutacağız, saf mı tutacağız? Güzel hatırlattın. Burada 100 diyelim direkt. 94 karakterdi değil mi? Hashlenmiş olanı. Burada o şekilde tutulacak. O yüzden 15 karakter kuralını burada uygulayamazsınız. Apply diyorum. Şurada SQL kodlarını görüyoruz. Create table. Yani doğrudan şunu da çalıştırabilirsiniz. Şu database, şu tablo adı. ID, first name, bla bla. Int, not null. Ben mesela çok fazla UI kullanmayı sevmiyorum. Yani yıllardır hep SQL üzerinden yazdım. Çünkü SQL pratikleri sizin yeteneğinizi artırır. Yeteneğinizi geliştirir ve bilgi birikiminizi artırır. Gerçek yazılımcı olmanızı sağlar. Ama UI kullanırsanız Türk iş tabiriyle keko yazılımcı olursunuz. UI mümkün olduğunca başlangıçta özellikle kullanmayın. Mesela join'ler için UI kullanıyorlar. SQL Server'da Management Studio var. Join oluşturabilmenin ki karmaşık sorgular oluşturur join'ler. Orada gidip query designer'da sorgu tasarlıyor mesela. Ondan sonra da ya diyor ki ben yıllardır kullanıyorum ama join'in çalışma mantığını bilmiyorum. Bilmezsin tabii ki. Çünkü SQL yazmıyorsun. Query designer'dan sorgu ürettiriyor araca. Sonra da ben database biliyorum diyor mesela. O yüzden işin mantığını ben her zaman SQL tarafından ya da programlamanın o derin kısmından başlayarak anlamaya çalıştım. Tavsiyem bu. İsteyen uyabilir. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bir arkadaş yıllar önce. Bu arkadaş benden daha tecrübeliydi. Yani ben yazılıma başlarken o yazılımcıydı. Ve database tarafında proje yapıyor. Yani yapıyor gerçekten. Gerçekten projeler yapıyor. Web projeleri falan. Ondan sonra bir tane sorguyu yapamıyor. Yanımda. Onun bilgisayarını görmüyorum. Yanımdayken dedi ki bir join'i yapamıyorum dedi. Bunu nasıl yaparım? Ben o database'i, o yazılımı hiç bilmiyorum. Yani mimari nasıl yapmış hiçbir fikrim yok. Ben dedim ki senin sorunun buydu. Sen hep query designer kullandın. O yüzden o basit bir join yapısını bile kuramıyorsun. Ve gerçekten öyleydi. Ondan sonra arkadaş tamam o zaman hadi yap dedi. Ben dedim ki ben onu hiç koda bakmadan yaparım. Hiç koda bakmadan ben o sorguyu yazarım dedim. Join'i yaptırırım sana. Hadi yap dedi o zaman. Dedim ki bana tabloların isimlerini söyle. 3 tane tablo söyledim. Dedim buradan ne istiyorsun? Dedi ki şu bilgileri istiyorum. Tamam dedim yaz. Select şu vesaire. Ondan sonra yazdı çalıştır dedim. Çalıştı başardım. Vallahi oldu diyor. Olur tabii ki. Çünkü sen işin mantığını öğrenirsen, işin temel algoritmasını, o sorguyu bakmadan bile yazarsın. Mimari bilmene bile gerek yok. Ama dediğim gibi query designer'lar, bilmem neler, mesela ORM'yi niye göstermiyorum başlangıçta? Çünkü ben bunu yıllar içerisindeki tonla eğitimde gördüm. ORM'den yazılımı öğrenmeye başlamış. Database işlemlerini oradan başlatmış. Daha veri tabanını bağlantısını bilmiyor. Ve bunlar profesyonel olarak çalışıyordu. Yani ben veri tabanı bağlantısı dediğimde o ne dedi yani. Ya dedim connection diye bir şey var dedim. Database'e gidiyor, oradaki mimari anlattım. Database'de session oluşturuyor, oradan bilmem ne yapıyor falan. Dedi ki biz bilmiyoruz. Ne yapıyorsunuz, ne kullanıyorsunuz? Entity framework kullanıyoruz, C#, tamam mı? Fark etmiyor yani Flask. İşte bu SQL alkımı bile kullansan, oradan başlarsan o mantığı öğrenemezsin. Çünkü senin yerine o yapıyor. Ama sen hiçbir zaman veri tabanı bağlantısı ya da connection string diye bir şeyden haberin bile olmaz. Çünkü onları ORM yapıyor senin yerine. Vesaire. O yüzden işin temelinden başlamak gerekiyor mantığı anlamak için. Şunu çalıştırayım. Çok uzatmayalım. Çalış bakayım sen. Evet. Burası tamam. Geçelim. Sonra login'i yapacağız.
login. Login'de de gene get post olmalı. Çünkü benim bir tasarımım var. Değil mi? O tasarımı göstereceğim get isteklerinde. Ama öncelikle şu postu, çünkü diğeri kolay. Hatta şöyle. Direkt şuradan kopyala. Yapıştır. Oldu. Login. 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 Evet. Burası öyleyse şurası böyle. Diyelim. Olsun. Evet. User. Yine başlayalım yazmaya. O kadar çok yazdım ki şunları. Request form içerisinden değil. Ben user içerisinde alacağım. Onu zaten aldım ben, değil mi? User name'i al. Bağlantıyı oluştur. MySQL connection cursor aç kapat result. Şunları da daha standarda dönüştürebilirsiniz. Mesela result value değil de result diyebilirsin. Yani şunlar result işte, tamam mı? Gel buraya. Başka result var mı? Request geç. Burada user yok. Tamam, result yaptık. Cursor'ımı oluştururum. Execute yapacağım. Neyi çalıştıracağım ben? Select yıldız. Benim kitabımı okuyanlar bilir. Uygulamada yıldız kullanılmaz. Sebebi de kitap. User name şu zımbırtı S. Sonra şuraya user name if içerisinde if result zero ise user cool cursor fetch one. Çünkü teknik olarak ben login istiyorsam bana tek bir kayıt gelmeli, değil mi? Fetch one diyorum, fetch all demiyorum çünkü. Neden? Bunun where filtresiyle ilgisi yok. Bunun database tasarımıyla alakası var. Username'i unique yaptık. Yani kayıt olurken bunun ben benzersiz olacağını söyledim database'de. Bu nedenle ben burada tek bir kayıt bekleyebilirim. Ama bunu benzersiz yapmasaydım o zaman burada fetch all demek zorundaydım. Çünkü ihtimal fetch birden fazla dönebilirdi. Sonra ne yaparım ben burada? Hocam devam ölüyorum ama bu select'te yine string birleştirmede yüzde koymadık şeylerin önüne. Orası ileride hata verecek. Username'in önüne. Bu da çalışabilir. Bakalım. Olmazsa hata alalım. Password hash user password. Şimdi check password hash. Ne demiştik? Biz kayıt işlemini yapıyoruz. Kayıt işleminden sonra bir de login işlemimiz olacaktı. Ha bak, hatırlatmanız gereken şey şuydu. Ben burada check password hash yapıyorum ama bu kaydedilmiş bir veriyi alacak login. Ama kaydederken yaptık mı password'ü? Hayır. Bak bu hata. Generate password hash. Değil mi? Bu olacak. Şunları da birer boşluk çakalım. Ne oldu? Şimdi ben bunu kontrol edebilirim. Eğer bu böyleyse
ve kullanıcının gönderdiği veri user bana password olarak biliyordu ya. Değil mi? Nereden biliyorum? Bakın check password. Düzelteyim. Result. Kullanıcıdan aldığım bak burada hata yapıyordum gene. Olacak. Kullanıcıdan aldığımla şu farklı. Ya da bunu şey yapalım. Yok. Onu yapmayalım. Çünkü ikisi de farklı. Ama aynı isimle yaptım. Bak burada bayağı bir zamanımız kaybolurdu. Bayağı uğraştırıldı bizi. Sorun ne falan diye. Çünkü formdan aldığımı user isimli bir nesneye atadım. Ama gittim database'den çektim. Sorgu sonucunda onu da user'a atarsam patladık. Bu nedenle isim değiştirdim. Doğrusu bu. Şurada da bunu yapacağım. User form olacak. Ha şunu kullanabilirim. Şöyle. Öyle olsun bu böyle. Bunu database'den al. Bu içeride olan bir nesne olduğu için bu tür nesneleri private olduğunu aslında kendinize de programı da söylemek için underscore yapabilirsiniz. Şunu underscore ile başlatırım. Dedim ki database'den sen şu kaydı al. Oradan aldığın kaydı cursor fetch one diyoruz ya tek bir kayıt gelecek. Onun yanlış. Ya doğru. Evet, cursor. Ben burada bunu yapıyorum. Sonra diyorum ki şunu çalıştır. Oradan bana tek bir kayıt gelecek. Kayıt gelme olayı da şu fetch one kısmında yapılır. Aslında çalıştırma işlemi, veriyi okuma işlemi şurada yapılıyor. Bu sorguyu çalıştırma talimatını veriyor sadece. Tamam. Ondan sonra da okuma işlemi burada yapılıyor. Oku dedim onu. Veriyi bana getir. O user'a getirdi. Dedim ki onun içerisinde bir şifre var. Yani diyelim ki şu Cihan Özsan kullanıcısının. Onun şifresi 1, 2, 3, 4, 5 ama hash'li. Hash'lenmiş bir şekilde buraya geldi. İkinci parametre olarak ne yapıyordum? Kullanıcının, yani ben giriş yapıyorum ya. Gönderilen formda bir de orada hash'lenmiş veri var. Onunla karşılaştır diyorum bunu. Tamam. Dün yaptık zaten bunu. Sonra session mekanizmasını kullanarak yetkilendirme yapacağım. Session'ın ne olduğunu araştırdığınızı varsayıyorum ve geçiyorum. Session bizim sayfadan sayfaya veri transferi yapmak için kullandığımız bir memory nesnesi gibi düşünün. Ben burada bunu login adında session nesnesine atadığımda bunları ben yazıyorum. Session genel bir nesne adı burada. Onu da şurada tanımladım. Bu sayfalar arasında bir nesne olarak hafızada aktarılabiliyor. Bunun içerisine login yazıyorum. Diyorum ki login diye bir şey olacak. Buna true yap. Yani bu kullanıcı login oldu mu diye sorguladığımda ben başka bir sayfada true varsa o giriş yapmıştır. False yazıyorsa yapmamıştır. Ve sadece login kısmında şu kontrollerden sonra ben login'e true yapıyorum. Yoksa default'ta zaten false'tur. Tamam. Ayrıca başka tonla şey atılabilir ama best practice olarak çok yoğun veriler session'a atılmaz. Çok fazla veri atılmaz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu session zaten default'ta yok aslında. Yani post nasıl oluyor? Session login'in bir şekilde yaratılmış olması gerekmiyor mu? Post olsa da.
Mean anlamadım. Neyi yapmam lazım? Bu session login diğer sayfalarda zaten yok şu an. Yani böyle bir login diye bir session yok. Burada nasıl kontrol edeceğiz? Bu sunucunun hafızasında olan bir nesne olduğu için global bir değişken gibi düşün. Uygulama içerisinde farklı sayfalardan erişilebilir buna. Sen yaratmıyorsun bunu. Nesnenin kendisi bu yeteneğe sahip. Sen onun içerisinde bir şey atıyorsun. Onu başka sayfadan alıyorsun. Şu kullanıcı bilgileri hashlenmiş verinin kontrolü başarısız ise else düşecek. O zaman cursor'ı closet. Ekrana bir flash yap. Password does not match. Danger. Kırmızıyı gösterecek. Ve login'e tekrar gönder. Yani kendisine tekrar gönder sayfayı. Ne demek oluyor bu? Sayfayı yenile. Yani input alanlarındaki veriler silinecek. Bildiğiniz login sayfalarında yapılan budur aslında. Sen yazarsın, hata varsa o sayfa yenilenir ve tekrar girmen gerekir. Vereyim. Eğer şuradaki if'te kayıt sıfırdan çok değilse, yani eşleşme yoktur zaten. O zaman da else çalışsın. Burada da closet flush user not found diyelim. Danger. Render template gene login HTML'e yolla gitsin. Bunun da haricinde yani if'e hiç girmeme ihtimali ya da bakıyorum o ihtimal, bu ihtimal. Evet. Şuraya da bir adet close koyalım. Burada da return redirect ana sayfa diyelim direkt. En sonunda da if post değilse neydi? Get'tir. O zaman da şurası çalışacak. Yani bakın şurada getiriyorum. If'e hiç girmezse get burası çalışır. Bu da tamam. Sonra başına notlarımı yazayım. Block get. Ne yapacağım ben? Birinin sesi açık. Cursor. Bunları tekrar yazmayayım. Burada. Bu bir blok. Yani bir kaydı isteyeceğim ben buradan. Onu daha iyi anlamak için approve diyorum. Ve şuradan blocks linkinden sen diyorum integer'sin. Integer olabilirsin. Tamam mı?
Gel bakayım buraya diyorum. Blocks. Mesela şöyle. Bu tabloyu da oluşturacağım. Block ID olsun. Şöyle bir şey. Bu tabii string değil, o yüzden S koyamam buraya. Ve bir boşlukla hallederiz bunu. Burada farklı bir formatlama kullanacağım. Daha önce yaptığımız şeyler. Bu bir string ise o zaman string'in sonuna format çakabilirim. ID if result. Sıfırdan büyükse block. Bu tek bir kayıt getirebilir. Çünkü block ID unique olacak. Onu hatırlatayım. Bu nedenle cursor fetch one diyor. Return render template blocks.html. Tek bir kayıt olacak dedik ya. block. Tabii ki evet. Şurası doğru. Ben de bunun içerisinde block diye bir şey işleyeceğim. Geriyi ondan alacağım. Return block not found diye bizim burada yapılabilir. Tabii ki şu da olabilir ki doğrusu bu sayfaya bir istek gelirse nereden gelecek? Şunun içerisindeki bir indeksten mi? Yoksa başka bir yerden mi? O senaryoya göre şurayı değiştirebilirsiniz. Mesela blocks.html'e render template ile gönderebilirsiniz. Block eşittir none ile. Bu mümkün. Ya da bu şekilde bir bilgi. Block not found. Mesela bakarız buna. Geç. Gel bakayım şuraya. Bu böyle olmaz. Şöyle olmaz. Ekleme. Add block. Bak, şöyle yapacaktık değil mi? Post. Ben yukarıdaki şu senaryoda get yapacağım sadece. Ama default kuralım bunların hepsini yazmaktı. Evet. O zaman yazacağım. Evet. Şimdi buranın da bir açılış sayfası var. Add block'un. Yani orada input alanları bulunacak ya. Text box'lar görünecek. Label'da metinler göstereceksiniz falan. O yüzden get ve post var. Senaryonun if request kısmında request method equal post ise block post diyelim. Request.form title null block post içerisinden şunu bir kere yaz. Sonra yanıtlık yap. Title'ını al. Body'si olacak. Ve other bilgisi. Title kullanıcı formundan gelecek olan title body yani content başlıkla içerik. Metnin içeriği. Blok yazısı ya bu. Outer nereden gelir? Outer'ı kullanıcı gönderecek değil. Bunu session'a atadık. Değil mi? Kim? Soyadı attık değil mi? Evet. Ad ve soyadı alacağım. Session'la. Ve first name session. Soyadını da al.
Cursor. Bunları biliyorsunuz. Tekrar etmeme gerek yok. Yok olsun diye. Normalde olması gereken şu kullanıcılar tablosu ile blocks arasında bir ilişki kurmaktır. Relation diyoruz bunlara database'de. Ve burada author'ın adını soyadını değil author'ın ID'sini yazarsın. Olması gereken bu. Ama ben en basit senaryoyla anlatıyorum. Tamam. Bu yaptığım uygulamada her şey çok doğru gibi bakmayın. Bu hello world. Ama ilk adımı atmak için, mesela database'de çok tecrübeli değilsiniz çoğunuz. O yüzden o mantığı kurgulamak zor olur. Böyle her gerçek doğruyu anlatarak ilerlersen. Bu da tamam. Buraları geçtikçe şurada bir sorun mu var? Ha, isim. İsim add block. Üsttekinden kopyalarız ya. Buraları geçtikçe şunları oluşturalım. Blocks adında bir tablo. Title body author bir isim. Blocks. ID'si olmalı. Normalde de ben mesela SQL Server eğitimlerini vesaire genel olarak şunlara bir şöyle isim veririm. Block ID. İşte User ID vesaire gibi. Ama bu ORM kullanarak yapacağınız tasarımlarda database'de buranın ID olması daha doğru. ORM kullanırken ORM default olarak ID başlıklarıyla generate eder kodu ve o şekilde arar birçok özelliğinde. Bu nedenle sadece ID yazmanız doğru diyebilirim. Sen Unix'in onu yapmaya gerek yok ama auto increment'ı aktif etmem gerekiyor. Unique, get, title, böyle 150 karakter diyebiliriz, böyle standardı var gibi denebilir. Başlık unique olmasına gerek olmasın bizde ama not null olsun. Body ya da content olarak geçer. Burada diyelim ki makalenin içeriği bu max da olabilir. Örneğin 700 karakter. 200 olsun. Not null. Makale, yani blog içerik olmadan olmamalı diyelim. Ama örneğin bir draft işlemi yapacaksanız, mesela WordPress'te böyle yazıyorsun, içeriği yazmasan bile kendisi onu bir kaydediyor, save ediyor. Sonradan devam edebiliyorsun. O senaryoda ilk kayıt not null. Yani null olacaktır body mesela. O zaman senaryo göre değişiyor. Burayı yazmaman gerekiyor. Başka? A'dır. A'dır. Tamam böyle kalsın. A'dır da not null.
kayıt, apply, finish, minimize. Evet. Orası da tamam. Şimdi benim bloklarım var. Bu blokları göstereceğim. Yani liste. Karanlıkta şarj deliğini arıyorum. Evet. My blocks. Şöyle olabilir. My blocks. Get post. İkisi de olacak. My blocks. Other session'dan al. Çünkü my blocks diyorsa zaten session kontrol yapman gerekiyordur. Tamam. Bu sayfayı gösterirken. Yani o kontrolleri ekstra yapmak gerekiyor. Session first name last name session'dan al. Zaten ben bu sayfaya eriştiysem session'ım var demektir. Olmalıdır. Neredesin? Hatta şurayı komple al. Burada ne yapacağım? Benim bütün bloklarımı getireceğim. Neye göre? Kime göre? Blocks içerisinden where diyeceğim. Other'ı ben olan. Other ben. Ne demek? Benim kayıtlarım. Alır. Block birden fazla blocks, o yüzden blocks diyelim. Blocks mu? Hayır. My blocks. My blocks HTML. S çoklu S. S olma durumu var. Orada da şu aynısını none ile gönder. Tamam mıyım? Hayır. Fetch one olmaz. Fetch all. Çünkü çoklu olabilir. Bir yazarın yazdığı zımbırtılar. Şu geç bunu. Burası da tamam. Şimdi sonrakine geçeceğiz. Sonraki edit olsun. Kimden gel? Request dot method post ise hemen klasik işleri yap. Cursor oluştur. Title'ı al. Alma. Şuradan arakla. Posttan yeri sadece şunları alayım. Nereden geliyor? Tabii request'in içerisindeki zımbırtıyı şurada almak lazım. Burada vardı değil mi? Evet. Edit'te aynı mantık sonuçta. Eklemeyle. Al bunu. Tamam. Şunu da al. Çaktırmadan. Bunu da al. Bunu da. Hadi onu da al. O kadar aldım zaten. Şöyle. Tabii sorgu değişecek. Update block set
title. Nereden gelen title? Şu yapıyı bir kurayım ben. Delete. Where block ID yapacağım ben onu. Yok. Blocks içerisinde bu S idi. Bunun adını nereden çekiyorum? Blocks. Blocks tablosu içerisinden o zaman ID olacak. Block ID değil. ID'si kalsın burada. Sen de gel buraya. Ama outer değişmez. O gerek yok. Böyle. Şöyle. Şöyle biraz mutluluk. Outer'da ID olsun. ID nereden? Şuradan kullanıcı bana gönderecek ya. Editleme kısmında çünkü kullanıcının hangi veriyi update yapması gerektiğini ID ile belirtmesi gerekir. Zorunludur bu. O yüzden alıyoruz ve onu da direkt buraya yapıştırıyorum. Title body bla bla. Kapat, kapat. Block. Block. Updated. Display. Diyelim. Şöyle olsun. Box. Bunun ID'sini yapıştır buraya. Formatla bakayım bunu. Ve okey. Şu çok sonra çalışacak kısım. Ayırayım ben onu. Eğer if'e girmezse ne olacak? Bakın olay bu. Edit. If'e girmezse ne olur? İfsiz edit. Evet. Şimdi güncellenmiş olan veriyi bakın, update yapıyorum ya, update yaptıktan sonra database'deki veri değişti. Sonra o verinin etkilenen kayıt sayısı döner genel olarak ORM'ler içerisinde ya da select sorgunda ya da update sorgunda fark etmiyor. Database sana kaç kaydın etkilendiğini döner. 5, 10, 1 vesaire gibi. Ya da bu genel olarak kullanılabilir. Güncellendikten sonra güncellenmiş veriyi alırsın. Onu tekrar client'e gönderirsin. Bu kullandığımız tekniklerden biridir. Yani ben güncelledim. Güncellenmiş hali şu. Demek. Result. From blocks where ID. Format ID. Ve if result block cursor fetch 1 block form. Bakayım. Şöyle nesneyi oluşturuyorum. Evet. Bu şekilde oluşturdum. Yapıştır. Yapıştır. Title. Block. Nereden? Fetch ettiğim block. Database'den aldığım block'un title'ını yapıştır. Yazabilsem neler yapacağım ben de. Hey.
buradan render'ı çak. Nereye? Edit, block, HTML. Nasıl? Block form adıyla veri olarak da block form. Değil mi? Az önce oluşturduğumuz zımbırtı. Bu tamam. Şuna gerek yok. Edilişimiz yok. Çünkü bakıyorum post. Post ise o. Bakın olay şöyle. Ekleme yapayım. Şimdi bu sayfaya post isteği gelirse buraya bir veri geliyor demektir, değil mi? Yani update yapma istedi. Butona basıldı. Buraya veri geldi. Post ise update işlemi yapılıyor. Fakat siz herhangi bir editlenecek sayfayı açtığınızda link olarak onun linkini gönderirsiniz zaten. Mesela 5 nolu blog'un editleme sayfasını açtığınızda onun get'ini çalıştırmış olursunuz. Ne demek oluyor bu? Database'e git, 5 nolu blog'u bana getir. Input alanlarına oradaki verileri yazman gerekiyor. O yazma işlemini de işte burada yapıyoruz. Az önce biraz yanlış anlatmış olabilirim. Get isteği geldiğinde edit sayfasına güncellenecek olan verinin veri tabanından getirilmiş ve kullanıcıya var üzerinde gösterilmiş olması gerekir. İşte bu nedenle aşağıdaki gibi bir select yapıyoruz. Yani şurası select get'te çalışacak ama burası sadece post. Evet. Ne yazdık? 150 satır. Daha da geliyor. Şimdi şöyle yapıştır. Delete. Delete block. Delete'de arayüz göstermeyeceğim için sadece post. İsterseniz şu olabilir ama mesela bir yere tıkladın. Onu silme işlemini şöyle yapmak istiyorsun. Delete block diye bir sayfa oluşturacaksın. Orada soracaksın diyelim. Emin misin silmek istediğine? Ama o sayfada göstereceksen. Yani farklı bir sayfada, şöyle bir sayfada soracaksan bunu. Onay verdiğinde sil diyeceksen o zaman get'i de yazman lazım. Ama burada ben sadece bir butona tıkladığımda onu post edecek. Aynı sayfa içinde. Yani buna özel bir sayfa tasarlanmamış. Tasarlanmayacak anlamına geliyor bunun post olması. Genellikle de böyledir. Mesela are you sure diye soracaksanız bile, yani veriyi sileceğim mi diye, sileceğim mi oğlum diye soracaksanız bile onu sayfa içerisinde bir bootstrap'le mesela model pop-up, model form aracılığıyla sorabilirsiniz. O zaman da gene get'e gerek yoktur. Çünkü yeni bir sayfa yok. Aynı formda soruyorsun. Gibi şeyler. Kod yazmak. MySQL.connection cursor execute late form blocks where id ID MySQL connection dot commit slash sildik ya, silme işlemi başarılı. No block has been
Delighted. Return redirect. Send. Nereye gönder? My blogs'a. Neydi o? Şu. My blogs. Yönlendir beni kardeş. Şimdi artık son düzlükteyiz. Bundan sonra mola vereceğiz. App root. Yani bundan dedim. Bundan sonra, bundan sonra. Logout işlemi yapacağız. Evet. Logout. Temizle. Session'ı temizlemek, logout yapmaktır. Çünkü her sayfada sen session'ı kontrol ediyorsun ya, içerisine bir şey yazdın. Mesela kullanıcı adını yazdın diyelim ve her sayfada onu kontrol ediyorsun. Eğer kullanıcı adı Canosan yazıyorsa o kullanıcı giriş yapmıştır. Yetkilidir. Ama sen bunu temizlersen Canosan yazmayacak artık. Ve diğer taraflarda, diğer sayfalarda onu kontrol ettiğinde de veri olmayacağı için zaten yetkili giriş yapılamayacak. Bu kadar basittir session'ın mantığı. Karmaşık görünen çok basit bir şeydir. You have been logged out. And it will be inform message from the system. Return redirect. Evet. If name. Sen şöyle yaz. Ondan sonra çalıştır. Bittik. Bittik arkadaşlar. Yerden. Tasarım hariç uygulama bitti. Biz bloğu yaptık değil mi? Evet. Evet. Uygulamamız böyle. Henüz tasarımı yapmadık. Tasarımı moladan sonra yapalım. Peki belli zamanlarda işlemleri otomatik kaydeden sistemler nasıl çalışıyor? Bağlantıyı açıp tutup timer kurup database sürekli. Benim aklıma birden fazla senaryo geliyor Sema bu bahsettiğinde. Daha net bir örnek var mı? Belli zamanlarda işlemleri otomatik. Bunu web projelerinde mesela diyelim ki 5 saniye sonra kaydet diyorsan, yani formdaki girilmiş olan veriyi diyelim 5 saniye sonra, işte bir dakika karıştırmayın arkadaşlar, durun. O yüzden ben yorum yapmıyorum ya burada. 5 saniye, bu bahsettiğim WebSocket olayı. Tamam, bunu tahmin ettiğim için detaylara girmiyorum orada, diğer senaryolar. Bu WebSocket gibi düşün. Aslında kullanıcının el hareketini kontrol, el hareketini sürekli kontrol ediyor. El hareketi var mı? Beş dakikada bir kaydetsin diyelim. Google dokümanlar gibi. Beş dakika değildi sanırım bu. O sen bir şeyleri yazdıktan sonra ya belli bir saniye içerisinde yapıyor bunu, ya Ctrl S'e basınca yapıyor mesela. Onu da sen de yapabilirsin. Client tarafından Ctrl S komutu geldiğinde JavaScript ile alıp o formu mesela kaydet butonuna basmadan ya da save butonuna basmadan save'i tetikleyebilirsin. Ctrl S ile. Bu mümkün. Bunun otomatik yapılması da aslında WebSocket mantığı. Senin oradaki veriyi kaybetmeni istemediği için otomatik olarak arka tarafta diyelim formdaki değişiklikler olduğunda, mesela formdaki veride değişiklik olduğu durumda onları kaydediyor. Hatta burada da iki senaryo olabilir. Formdaki sadece değişiklik kısımlarını alma durumu. Yani doküman çok büyük olabilir ya mesela. Onları analiz edebilir client tarafından. Sadece değişiklik olan kısımları kaydedebilir.
versiyon kontrol sistemleri gibi, ya da komple formu tekrar kaydedebilir. Bu WebSocket kısmı biraz. Tamam, mola verelim arkadaşlar. 10 dakika. Dönüşte tasarım. Tasarımı hızlı yapacağım. Ben tasarım kodlarını yazmıştım. Tekrar yazmalıyız. Dersin başında PHP ile ilgili bir şey dediniz. Neden öyle dediniz? Teşekkürler. Ben bir tane açtım. PHP ile ilgili. Geçmiş olsun. Haricinde bir şey diyemiyorum. Bunu ara ara konuştuk ya. Tekrar etmeyeyim onları. Genel kurulması gerekenler bunlar. Basit anlamda. Ama mesela burada Flask, MySQL DB de var. Onları da eklersiniz. Hata verdikçe öğrenirsiniz zaten. Bunlar şu ana kadar bilmediklerimiz. O yüzden ekledim. Mesela şunu bilmiyorsunuz değil mi? En bilimli. Evet, application design tarafında şöyle bir çalışma yapabilirsiniz. Bu başlangıçta sizin aslında şu çalışmayı yaptığınızda, bakın burada gördüğünüz basit çalışmayı yaptığınızda uygulamanın yarısı bitmiş oluyor. Çünkü hangi endpointler olacağını belirliyorsunuz. Web uygulaması ya da API fark etmiyor. Bunların anlamları vesaire hepsini belirlediğinizde iş bitmiş oluyor. Tasarım da bitmiş olur. Tasarımı da zaten yapıyorsunuz. Görseller diyelim ki mockup çalışmalarıyla tamamlandı. Eskizler mi deniyor neyse. Tasarımcıya mockup deyince yanlış anlıyor, başka bir şey anlıyor. Daha doğrusu o doğru anlıyor, biz yanlış kullanıyoruz diyelim. Tasarım da farklı. Ama eskizler diyelim. Ve database design, mesela kullanıcı tablosu, şunu mesela şöyle yapmıştık değil mi? Böyle bir şeydi. Database'i nasıl tasarlar edersiniz ona göre güncellersiniz bunları. Script olarak da bunları oluşturuyorum. Siz de yapabilirsiniz script haline getirip. Bakın primary key vesaire. Bunları kaydedip yaptığınız bir projede scriptleri kaydedip. Önemli. Sonradan onu çünkü production ortamına çekerken sonradan da yapabilirsiniz. Yani proje bitti A'dan Z'ye. Tamamlandı. Database'den ilgili database'in yapısını script olarak alıp kuracağınız ortama deploy edeceğiniz ortama bunu SQL dosyası olarak yükleyip çalıştırabilirsiniz database'de. Gayet basit. Bir database'i üç şekilde başka bir ortama aktarabilirsiniz. Birincisi script olarak böyle yapısal script alırsınız. Bir de veri script'i alırsınız. Mesela insert'leri de ayrıyeten script olarak çıkartabilirsiniz. Önce bunlar kurulur. Sonra bunun üzerine insert'lerle veriler eklenir. İkinci yöntem database dosyasının kendisini doğrudan kopyalayıp yükleyebilirsiniz production'a. Mesela SQL Server'da MDF dosyası. Onu komple alıp yüklemek. Ya da backup'ını alıp backup'ını mesela SQL Server'da yine bug dosyası alıp production'a atıp orada restore yapabilirsiniz. Gibi üç yöntem. Bunları daha detaylı da yapabilirsiniz. API dokümantasyonu gibi düşünebilirsiniz bunu. Vesaire. Evet. Base kısmında şöyle bir tasarım yaptım. Base'i biliyorsunuz artık. Layout. Buradan inherit edilecek uygulama tasarımı.
geleyim ben şuradan. Neredesin? Evet. Şurada extends diyorum. Bakın Bootstrap içerisinde planlamışım ben bunu. Ama Bootstrap içinde değil. Doğrudan base olarak da alabiliriz. Base HTML. Diğerleri de burada olacak. Burada bir best practice var. Alt çizgiyle başlatmak. Alt tire layout nokta HTML gibi. Blog head kısmı, bakın head, navbar, title, content, hepsi için ayrı ayrı bloklar açabiliyorsunuz. Head kısmı için açtığımda CK editörü özel bir kod yazmanız gerekiyor. CK editörü load ediyorsunuz buraya. Onu da sisteme ekliyorsunuz tabii ki. Sonrasında Super'ı çağırıyorsunuz. Bu Bootstrap ile alakalı bir şey. Yani normalde bu template'te bunu kullanmanız gerekmiyorsa bile Bootstrap entegrasyonunu çağırdığınızda onun dokümantasyonuna bakabilirsiniz. Bakın şunların hepsinin dokümantasyonlarına bakın. Mesela WT Forms. Tamam ben burada koydum ama bunun dokümantasyonu var. Buna bakmanız lazım. Ya da Flask, Bootstrap ya da CK Editor. Bunlar önemli. Hepsinin dokümantasyonu var. Yıllardır geliştirilen şeyler bunlar. Basit şeyler değil. Hepsinin kendi içinde farklılıklar olabiliyor. Navbar için include diyorum. Navbar diye bir tasarımı ekle diyorum buraya. Include it. Bu sayfanın içerisine yükle anlamında kullanılır. Include. Onu da yapalım. Diyorum. Hemen test var. Bu standart bina var. Bunun içerisinde linkler var. Writing block. Şimdi mesela editing block diyebilirsiniz. Be my blocks vesaire. Geç. Başka burada blok yazacak sadece title. Block content with message. Bu flash ile alakalı bahsetmiştim ya, görsel olarak bir success ya da danger alanı ekliyor. Bu onun kullanımı. With messages equal get flash messages. Yani Python tarafından gel bakayım. Şu. Mesela böyle eklemeler yapıyoruz ya. Bunları get flash messages dediğimde bana getiriyor. If messages, yani mesaj varsa döngü for category virgül message. Kategoride bunların mesela danger, success vesaire var ya, with categories. Onlara göre message in messages. Messages adıyla bir liste olarak alıyorum. İçi doluysa döngüyle okuyorum. Sonra alertler veriyorum. Bootstrap içerisinde. Kategorisini yazıyorum. Alert danger. Alert success gibi. Ve bu da zaten görseli oluşturuyor. Sonra message'ı çakıyoruz buraya. Ve her zaman blok kapatılır. If ise and if. For ise and for. Bakın and if. And with, with açıldı çünkü, and with, block, subcontent. Sonrasında burada ekstra istersen bir şeyler yazarsın diyelim. Ben boş bıraktım. Böyle. Başka, messages alanı ile alakalı kullanım var. Onu da şöyle. Underscore, genelde böyle isimlendiririz. HTML. Çünkü normal tasarımın içindeki bir parça değildir. Example kodlarımı da buraya koydum. Bakın, with messages equal get flash messages.
if messages bla bla aynı. Bu biraz daha basit versiyonu. Vesaire. Şöyle. Bunları inceleyeceğiniz için şu an elektrik gitti. Arkadaşlar bulunduğum yerde. O yüzden sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Tamam. Elektrik gitti. Telefondan bağlanıyorum ama. Evet. O zaman şöyle yapalım. Ben zaten şu kısmı anlattım. Önemli olan burasıydı. Template kısmı da dahil olmak üzere ben size projeyi göndereyim. Şu an laptop olduğu için ve mobilden bağlandığım için internet var ama sıkıntılı olabilir. O yüzden ben template'i size ayrıyeten toplu olarak göndereyim. Siz kodları inceleyin. Çalıştırın. Template'i de özellikle adım adım inceleyin. Buradaki ödevim zaten sistemi gördünüz. Database'i nasıl oluşturduk? Genel hatlarıyla en zorlu kısımları aslında anlattım. Tasarım kısmı, frontendçilerin çok rahat anlayacağı şeyler. Bayağı da eğitim aldınız zaten. Oraları incelerseniz benim kesinlikle beklentim şu. Bunu çalışır hale getirmek ve tasarım tarafını da benim verdiğimden daha kaliteli ve farklı tasarımlara dönüştürmek. Siz epey bir frontend eğitim aldınız. Birbirinizden farklı tasarımlar yapın. Onunla backend'i birleştirdiğinizde doğru çalıştığında zaten sistem çalışıyor olacak sizin için. Çünkü çalıştırabilmek için tasarım tarafını doğru anlamanız gerekiyor. Template yapısını doğru anlamanız gerekir. Artı gene çalışması için tasarımla backend'i doğru birleştirmiş olmanız gerekir. Vesaire. Bu nedenle hocam ben bir soru sorabilir miyim? Sorular alayım. Bu base HTML kısmında hani böyle şey yapmadık ya, bir HTML servisi değildi sanki, bir alt şeymiş gibi yaptık ya, benim kafamı karıştırdı neden öyle yaptık diye. Hani extend ediyor tekrar yine base HTML'i, o tarz bir şey gördüm. Tekrar sorar mısın? Aynen. Bu base HTML var ya, bizim base olacak HTML'imiz. Orada hani normal bir HTML yapısının altında hani sanki o HTML bir ana HTML değilmiş de yeniden kendini extend eden bir şeymiş gibi. Çayt HTML'miş gibi gördüm. Aynen şu şekilde. Neden bu şekilde yaptık? Bu benim biraz kafamı karıştırdı. Hani burada ben şey olmasını beklerdim açıkçası. Bir HTML yapısı tamamen sadece bunu extend eden diğer HTML'ler. Burası genel yapıyı oluşturuyor. Bak şurası head kısmının base'i. Head de zaten her sayfada diyelim ki senin senaryona göre değişir. Mesela hani ilk başta yapmıştım ya, bootstrap slash. Şöyle diyelim. Bootstrap klasörü. Bunun içerisinde şunu yapabilirsiniz. Base HTML. Asıl template'in base'ini burası yaparsınız. Onu şuradan bootstrap yaparsınız. Burayı CK editör kullanılacak sayfalar için bir base yaparsınız. Şurası ise daha önceki eğitimlerde anlattığım daha temel işlemleri yapma kısmı var ya. Yani bütün sayfalar için geçerli olan base. Orası için evet, kullanabilirsiniz. Dikkat edersen zaten ilk başta da açtığımda şurada bootstrap base vardı. Çünkü asıl base bu değil.
Ha, tamam. Orasını kaçırdım ben o zaman. Bu tamam. Haliyle düzgün mantıklı çünkü de öbür türlü biraz şey kafa karıştırıcı olmuştu. Tamamdır. Tamam. Şöyle olabilir yani dediğim gibi. Burası asıl base'in olur. Temel işlemler, bütün sayfalar için gerekli olan. Onu bile kategorize edebilirsin. Farklı farklı. Mesela navbar vesaire hepsi ayrı aslında. Tamamen parçalayabilirsin. Onu şu base HTML'i buraya extend edersin. Sonrasında da CK editör gereken bütün sayfalarda mesela şurayı kullanırsın. Bu base HTML'i. Yani veri giriş alanı, düzenleme alanı vesaire kısımlarında. Mesela normal bir web sitesinin, normal bir arayüzde diyelim, indekste ya da diğer sayfalarda, veriyi gösterme kısımlarında, edit ya da ekleme değil, oralarda CK editöre gerek yok. Ama düzenleme alanlarında bu gerekiyor. Gibi. Mesela messages diyelim, veri giriş ya da düzenleme alanlarında ya da silme gibi işlemlerin yapıldığı yerde messages lazım. Yani flashları göstermek için. Yani bir işlem yapmıyorsan, sadece listeleme yapıyorsan orada gerek yok. Hı hı. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Yine 50 kişiyle tamamladık. Evet. 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 Bilmiyorum. Kaçırdım orayı. Sorularınızı alayım arkadaşlar. Varsa. Yoksa bugün elektrik nedeniyle sessizliğe gönderdim. Ama dediğim gibi asıl iş zaten burada şeydi. Backend kısmıydı. Orayı da güzelce anlattık yani. Epey bir üzerinde durduk. Tamam arkadaşlar, siz de yorulmuşsunuzdur. O zaman görüşmek üzere. Ben size kaynak kodları gönderirim. Tamam. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar hocam. Teşekkürler.